Selamünaleyküm, hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları diliyoruz. Akit güncellen karşınızdayız. Tabii karşınızdayız ama 15'inden beri halk meydanlarda özellikle demokrasi nöbeti tutuyor. Kafamdaki şüphesiz ki miğferi soracak olacak olursanız bu miğfer her askerin onur ve şerefle taşıdığı bir miğfer ancak biz bu miğferi takarken hepimiz doğal olarak birer askeriz ama hepimiz birer alçak veya bu elbiselerin altında, bu miğferlerin altında gizlenmiş aşağılıklar değiliz. Çünkü o gün halkına acımasızca ateş eden askerler vardı. O kılıfların veya o kamuflajların içerisine gizlenmiş birer terör veya terörist vardı. Ben konu başlıklarıyla birlikte hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum. Emekli Albay Mustafa Hacı Mustafaoğulları hoş geldiniz. Hacı Mustafaoğulları ihraç edilen değerli bir komutanımız 28 Şubat sürecinde. Emekli Assubay Asım Ateş sizlere de hoş geldiniz Teşekkür diyorum. ederim. Emekli Binbaşı Ahmet Coşkun. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Hoş günler. Ben geldiniz. de istifaya zorlanarak ayrılmak zorunda kalan. Evet, zorunlu. Sizler de Evet, o mağdurlardansınız. Kimleri mağdurlardan. mağdur etmediler ki? Evet, maalesef. FETÖ'izm denilen bir yapı maalesef böyle bir şey. Evet, genç bir kardeşimiz var. Genç kardeşimizi birazdan onun bir veteresi var. Baba oğul aslında demokrasinin ne olduğunu, ne kadar zengin olduğunu, bu milletin hafızasında darbelerin ne olduğunu biraz da veteresinden görmüş olacağız. Genç Asler Başkanı Ömer Sefa Hacı Mustafaoğulları sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli izleyiciler, ben kısaca bu miğfer ve bu kamuflaj elbiselerini ifade ettikten sonra müsaadenizle bunu çıkaracağım, bu tarafa bırakacağım. Çünkü bunu taşımak bile ayrı bir mesele, onu gördüm. Sorumluluğu çok ağırdır ama şerefsizlerin taşımayacağı bir sorumluluktur. Vatan, vatanı yapan o değerler, o asaleti yaşamadır, o nuru yaşamadır. Ondan yoksun olan alçaklar ancak ülkelerine zarar verebilirler. Mustafa Bey, ben sizden başlamak istiyorum. Darbenin birinci günü. Evet, darbelere karşı duran bir dik duruşunuz vardı ve aynı zamanda bu aziz milletimizin darbelere karşı bağışıklık sisteminin ne denli artık güçlü olduğunu. Darbeler bu ülkede Adnan Menderes'i yedi, muhtıralarla birlikte aslında birçok insanı yedi. Bilinmeyen birçok kahraman var. O birinci günün özetini sizden duymak istiyoruz. Evet, şimdi önce şunu ifade edelim. 15 Temmuz bizim milli direniş günümüzdü. O gün bu darbeci, alçak ve şerefsizlere karşı bunu açıkça söylemek lazım. Bu FETÖ piçlerine karşı, piç derken hakaret anlamında söylemiyorum, paralel ihanet çetesi anlamı kodlayarak söylüyorum. Bunlar FETÖ piçleri. Gerek silahlı kuvvetler içerisinde örgütlenmiş, gerekse halk içerisinde değişik kurumlarda örgütlenmiş bu FETÖ piçlerinin giriştiği bu ihanete karşı bütün millet olarak bir direniş ortaya konuldu. Fakat şunu görmemiz lazım. Ordu içerisinde bazı hainler o üniformayı üniformaya değil, üniformayı kirine layık olmayan bu alçaklar karşısında ilk direnci, ilk mücadeleyi ortaya koyan, bunu çok iyi bilmemiz lazım, silahlı kuvvetler içerisindeki gerçek Mehmetçiklerdir. İlk mücadeleyi başlatanlar onlardır. Ancak kışla içerisinde olan bu mücadelenin nasıl geliştiğini, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Onlar gizli Tam o kahramanlardır. yönünde Mustafa Bey çok merak ettiği bu. Kışlanın içerisinde özellikle Mehmetçikler bu Fethullah'ın yamyamlarına ilk direnişi gösteren, tedbir alan vesaire ciddi de mücadele ve Tabii şehit de tabii veren. tabii. Bunlar dışarıya Bu sızabilenler. kamuoyuna fazla yansımadı. Yansımadı çünkü Neden? Yansımaz. Biraz... Bir kere bizim milletimiz, mesela biz şu anda bu darbe fitnesine, illetine karşı halkımızın bilincinin uyanması anlamında konuşuyoruz. Evet. Yoksa biz yani bütün halkımız bu direnişte yerini aldı. Bu milli bir destandır. Ve hepimiz de halka ayak uydurmaya çalıştık.
Hepimiz görevimizi yapmaya çalıştık. Bu milletin şerefli her bir ferdi gibi. Bizim insanımız yaptıklarını anlatmaz. Hele silahlı kuvvetler mensupları zaten anlatamazlar. Üniformalı kişiler konuşamazlar. Bir binbaşımız, kahraman binbaşımız, 200 tankı durduran arkadaşımız, ismini ben şimdi bilemiyorum. Barış binbaşı. O istifa etti. İstifa ettiği için çıktı kanallarda konuştu. Dedebağ, Barış Dedebağ. İstifa ettiği için konuştu. Sonra istifası kabul edilmedi. İnşallah ondan hizmet bekliyoruz. Hizmet edilecek zaman. Şu anda adama ihtiyaç var. Bu darbeciler temizlenecek. Onun yerine bizim ordumuz daha güçlü bir şekilde inşallah. Yani devletimiz bu süreçten 15 Temmuz'dan sonra güçlü çıktığı gibi, halkımız güçlü çıktığı gibi inşallah ordumuz da daha güçlü çıkacak. Yani onu özellikle demek istedim. Yani ordu içerisindeki paralelci olmayan, darbeci olmayan, şerefsiz olmayan o üniformayı şerefiyle, onuruyla ölüm pahasına vatanını ve milletini müdafaa etmek için yeminine sadık bir şekilde koruyan gerçek Mehmetçikler bu darbecilere karşı silahlı kuvvetler içerisinde ilk tepki ortaya koymuştur. Onu bilelim. Bir ikincisi, evet. Yani biz o gece 200, tabii son rakamları bilemiyorum, 250 şehit verdik. 237 toplamda şehidimiz 247 var. 237 dün güncellendi. Neyse, o tabii Allah öbür şehitlerimize rahmet eylesin. Vatan hainlerinin saymıyoruz, onu söyleyeyim. Evet, Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şu anda 1600 civarında yaralımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Ancak ben o gece kendimde, çocuklarımda ve bu millette hep kitaplarda okuduğumuz veya yaşımız müsait olduğunda o Çanakkale cephesinde olan mesela bizim köyümüzde Süleyman Çavuş vardı rahmetli. Ben ondan dinlemiştim cephe hatıralarını. Bu dinlediğimiz ve okuduğumuz Çanakkale ruhu, hep deriz Çanakkale ruhu, Çanakkale ruhu. Ben o ruhu o gece gördüm. Evet. Bu millette Çanakkale ruhu dipdiri duruyor. Bizde o ruh olduğu sürece bu ülkeye içerideki ve dışarıdaki düşmanlarımız, hainler ters bakamaz, o gözler oyarız. Ki 15 Temmuz gecesi bu göze oyduk. O gece tabii ilk önce köprüler kapandı. Eve geldik, baktık. Köprüler kapan, iki köprü ve jandarmanın kapattığını görünce burada bir yeniği var. İlk gördüğümüz bu. Veya büyük bir terör saldırısı vardır, ona karşı bir önlemdir falan gibi. Arkasından Sefa'nın hanımı, küçük gelinim, baba dedi internette şey var, Ankara'da uçaklar alçak uçuş yapıyormuş. Hemen ben Ankara'dan bir arkadaşı aradım. O da bizim Aster üyesi, Üsteğmenken atılan bir jandarma arkadaşımız. Ekrem Çoraklı. Siz aynı zamanda hava radar... Ben hava savunmacıydım. Pilot hava olarak başlamıştım. Gene bu şerefsizler, affedersiniz çok ağır konuşuyorum. Ben harp okulunu dereceyle bitirdim. Hava harp okulunu. Dereceyle bitirdiğim ve uçuş uçucu olarak, pilot olarak yani uçucu, F4 pilotu olarak, teğmen olarak eğitime başladım. Jet eğitimleri safhasında uçuşu kendim bıraktım. Bırakma sebepleri de tabii aynı sebepler. Adamlar bize akşam evet. Geleceksin, bizle beraber kader tokuşturacaksın falan tarzında şeyler. Biz o şekilde ordudan ayrıldık. Tabii ikinci olarak Ankara'yı hemen aradım. Tabii yalan haberler de olabilir. Yani yanlış yönlendirme anlamında. Ne olduğunu tam bilmiyoruz. Hemen aradım, dedim Ekrem, Ankara'da alçak uçuş var mı? Dedi abi dedi vızır vızır uçuyorlar. Ne oluyor dedi ya. Peki senin bir duygun var mı, nedir? Herhalde teröristler bir uçağı ele geçirmişler, ona karşı kaldırmışlar. Bir de böyle kirletme şeyi yapıyorlar. Ben ona bir şey demedim ama telefonu kapattım. Dedim bu darbe girişimi. Ben kararı verdim. Daha herhangi bir yerde şey yok, bilgi yok. İlk dakikalarda hemen siz... ben üst kata çıktım. Silahlarım muhafaza, yani kendi bildiğim yerde. Hemen iki sıra şarjörlerini doldurdum. Belime silahlarımı koydum, iki silahı. Ve bütün mermilerim, kaç tane mermim varsa hepsini ceplerime doldurdum. Hemen fırladım. Tabii ben fırlayınca çocuklar da yani arkamdan, biz de geleceğiz. Dedim oğlum siz nereye geleceksiniz? Ben gidiyorum işte. Onlar da benimle beraber. Biz fırladık. Ve hemen tabii o anda ne yapacağız? Yani Kurtköy'de oturuyoruz. Havalanına yakın. Hemen biz polis karakoluna gittik önce. Mahallemizdeki, Kurtköy'deki polis karakoluna gittik. Polislere dedim kim burada amir? Dediler işte amir, şu arkadaşımız, gösterdiler.
Dedim ne oluyor? Bilgiler var mı acaba? Onların da bilgisi yok. Onlar da çok şaşkın. Yani ne olduğunu anlamaya çalışıyor insanlar. Polisimiz de öyle. Dedim bakın. Bu bir darbe girişimidir. Paralel ihanet çetesinin darbe girişimidir. Bu şerefsizlere dedim acımayacaksınız. Gerektiğinde bunların alnından vuracaksınız. Dedim bakın ben sen kimsin? Yani tabii gelip burada konuşuyorsun. Dedim ben emekli albayım. Bunların ben ciğerini bilirim. Bu şerefsizlerin. Acımayacaksınız dedim. Vallahi görevinizi yapmazsınız dedim. Gelirim burada hepinizi tek tek ben vururum. Ya durumun ciddiyetini anlasınlar diye. Onları alarm durumuna getirmek için ben. Oradan hemen çıktık dedim. Oğlum çek jandarmaya. Kurtköy jandarmaya. Bana yakın olan yerler oralar. Hemen jandarmaya gittik. Orada nöbetçi asker kapıda. Dedim delikanlı ben işte emekli albayım. Nöbetçi amirle görüşeceğim. Tamam komutanım dedi. Kapıyı açtı. Ben girdim siviliz. Kimlik falan sormadı. Ondan sonra oğullarım arabada. Dedi onlar da arabayı alsınlar, içeri girsinler diye. Kapıyı açtı. Dedim ha yani kapıyı açtığına göre bize kimlik yani bizim ifademiz yeterli geldi. Demek burada bir alarm durumu, mütehakkız durumu yok. O garime gitti. Yani jandarmanın ilgisi yok olaylarla. Olsa orada farklı bir tedbir alınır. Neyse nöbetçi başhoş arkadaş varmış. Ona dedim nedir durum? Vallahi işte o da hani ne kadar acımış ya. Ya dedim arkadaş durum budur. Vatan, millet sizi bunun için buraya nöbete dikti. Bugün görev zamanıdır. Aman görevinizi ihmal etmeyin. Buna karşı gereken duruş ortaya koyun. Yoksa suçlu duruma düşersiniz. Hemen oradan çıktık. Yapabileceğimiz bu zaten. Yani. Ama yapacağınızı yapmışsınız. Evet, hemen oradan en yakın karakola gitmek, tabii, polisi uyandırmak, jandarmayı uyandırmak. Bu oradan da hemen biz nasıl zırhlı birliklere yöneldik mi? Nasıl olduğunu tam Pendik ilçe emniyet müdürlüğü. İlçe emniyete geçelim dedik ama yolda biz karar değiştirdik, zırhlı birliklere yöneldik. Yani ilçe emniyet müdürlüğüne size gidelim. Size bilgi geldi mi zırhlı birliklerde hareketlilik var diye? Mesaj geldi. Öyle bir mesaj geldi. Yolda hemen oraya. Saat kaç gibiydi o sıralarda sizde? Valla bizim bu çıkışımız 10-10.30 gibi falan değil mi o saatler? Yani ilk dakikalarda hemen her şeyden haberimiz yani, olmuş. Hemen oradan zırhlı birliklere. Biz E5'ten zırhlı birliklere doğru yani Anadolu Adliyesi'nin yani karşısında Kartal Ceviz bölgesinde zırhlı birlikler. Baktık. Sefa zaten o ışıkları, tankların ışıkları aşağı doğru iniyor nizamiye doğru. Gece karanlık oraları. Dedim oğlum bak bunlar çıkıyor. Yani tanklar çıkıyor. O da görünce tabii gaza bastı yani bir an evvel yani vardık oraya biz tabii baktık. Zırhlı birliklerin önünde tanklar orada. Üç tanesi dışarıda. Askerler falan vaziyet almış. Bir tanesi çıkış pozisyonunda. Biz hemen tabii arabadan fırladık ve orada VTR'de zaten bunlar görülüyor. Bu arada büyük oğlum Murat çekti değil mi videoları? Ben çektim. Sen mi çektin? Onlar nasıl yaptılarsa çekmişler, iyi çekmişler. Böyle bir şey oldu. Ve 3 gün biz... Arkadaşlar Mustafa Bey'in o tanka müdahale VTR'si var. Eğer hazırsa onu da alalım. Peki. Evet. Yani, peki alalım görüntüyü bu bizim, arada. O gün bana orada şeyde görülüyor. As subay biz onu ikaz ettik. Bu yaptığınız yanlıştır. Sesli alalım. İzleyicilerimiz bir daha onu bir gözden geçirsin. Bunu haddini olmasın. Hem de emekliye baskın. Geçin açın. Geçin. Asın yolları. Çekin takları. Hayır. Yankayı kuşuna girecek. Benim geçim önemli değil. Emin aldık. Ben onu. Sizden emri veren bir radyo Ankara'da öldürüldü. Bu bir darbe girişimidir. Sizler buradan alet oluyorsunuz. Beyefendi bir çekim önce kaçalım. Ayrıca dışarıdan durmasın. Geçin. Boş yeri gelmeyin. Tanklar millete çevrildi. Evet. Tankların namluları millete çevrildi. Provokasyona gerek yok. Provokasyon değil bu. Oğlum bak. En büyük provokasyonu size bu emri verenler yapıyor. Oğlum siz böyle konuşarak bu işe insanları provokasyona getirmeyin. Bak. Evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz ben bir daha Mustafa Bey'le iftihar ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri böyle şerefli ve izzetli vatan evlatlarını da yetiştiriyor. Demek ki emekli olsanız bile dahi vatan aşkı emekli olmuyor. Bunu görüyoruz. O gün ben şunu özetleyeyim. Biz dinliyoruz. O gece bu millet olarak ben de onu hissettim. Biz o gece ölümü göze aldık. O gece bütün millet olarak ölümü göze aldık. Ne için? Yaşamak için.
Ülkemiz yaşasın, çocuklarımızın vatanın yaşasın. O gece ölümü göze aldığımız için bugün çok şükür burada konuşuyoruz. Evet, peki teşekkür ediyorum. Evet, şimdi önümüzde birçok askeri malzeme var. Orada bir tane şarjör, yanılmıyorsam 28 mermi içerisinde duruyor. Bir şarjör boş, hücum yelekleri var, kamuflaj elbiseleri var, tank komuta telsiz sistemi var vesaire, bataryası var, başka şeyler. Şimdi bu elbise şüphesiz ki şerefli ve izzetli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Mehmetçiklerinin elbiseleri. Ancak o gece bu elbiseleri giyen ve altında gizlenen teröristler vardı. O teröristlerin giydikleri askeri malzeme. Asım Bey, emekli astsubaysınız. O ruh haliyle buraya müdahale, tankı ilk ele geçirmeniz, bu malzemelere el koymanız, onu sizden dinleyelim. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle şu bir iki kelime ön giriş yapmak istiyorum. Bizler kendini samimi Müslüman olarak tanımlayan insanlar, seküler silahlı kuvvetlerdeki seküler kadrolaşmanın yaptığı zulüm neticesinde ya silahlı kuvvetlerden ihraç olmuş, ya emekliye zorlanmış veyahut da saf dışı bırakılmış insanlarız. 39 yaşında ben emekli oldum. Silahlı kuvvetler bana dünya kadar para harcadı. Bosna'ya gönderdi, şuraya gönderdi, kurslara gittik, dil kurslarına gittik ama biz silahlı kuvvetlerde çalışma fırsatı bulamadık. Ya zorla bizi ihraç ettiler veya 39 yaşında emekli olmak zorunda kaldık. Tabii bu seküler kadrolaşmanın milletimize ettiği zulmün bir neticesidir. Bunun önce bir altını çizmek istiyorum. Dönelim 15 Temmuz 2016 akşamına kadar. O gün televizyonda hain bir çetenin kalkışmasını duyar duymaz başbakanımızın ve başkomutanımızın çağrısını duyduğum andan itibaren İlahi bir sevk ve organizasyonla, ben bunu ancak öyle açıklayabiliyorum. Çünkü bu normal insanların plan ve program yaparak geliştireceği hareketler olmadığını şu anda salim akılla daha iyi düşünüyorum. İlahi bir sevk ve organizasyonla evden çıkmaya karar verdim. Tankların üstüne çıkmak için hangi ayakkabılarım daha uygunsa onları giydim. Hanımıma hakkını helal etmesini istedim. 4 yaşında bir kızım var. Benim kızım Allah bağışlasın. Bu memlekette alyan bebek olacaksa ben ölüme gidiyorum. Biz ne mülteci olabiliriz, biz ne vatanımızı kimseye terk edebiliriz. Ancak bu vatanda ölürüz. Zilletle yaşamaktansa izzetle ölüme gidiyoruz dedim ve haklarını helal etmesini istedim. Arabaya bindim, çıktım. Kadıköy'de tank aradım. Fakat orada herhangi bir tank veya benzeri bir hain kalkışmanın emarelerini görmedim o rıhtım dolaylarında. Oradan hiç vakit kaybetmeden Zeynep Kamil istikametinden Üsküdar'a girdim. Marmara Üniversitesi'nin İlahiyat Camisi'ni geçtikten sonra Cumhurbaşkanımızın evine doğru, Kısıklı'ya doğru hareket ettim. O camiyi biraz 200 metre falan geçtikten sonra tam otoban köprüsüne girmeden iki tankın önünü büyük araçlar kapatmıştı. Halk da yavaş yavaş birikiyordu etrafında. Ben de aracımı hemen o iki tankın arkasına çektim. Ve halkla beraber o askerleri ikna etmeye çalıştık. Hatta aracımda küçük Kur'an'ım vardı. Onu da aldım, onu da gösterdim. Bakın dedim, yapmayın. Bu Kur'an'ın hakkı için şu ekmeğini yediğiniz, belinize silahını taktığınız millete namlularınızı çevirmeyin ve gelin kandırılmış olarak kendinizi kabul edin, bu işten vazgeçin. Fakat bu üniformaların altında olan o hain, o ruhunu şeytana ipotek ettirmiş FETÖ'nün haşhaşileri halkımızın bu samimi, bu evladına merhameten gösterdiği hitabını kabul etmediler. Ateş etmeye başladılar. Yani nereye ateş ettikleri de belli değil. Korkudan kimisi havaya ateş ediyor, kimi halkın üstüne ateş ediyor. Böyle bir de
garip bir korkudan ateş edenler vardı. Korkudan. Ne olduğunu bilmeyen. Ne olduğunu bilmeyen. Evet. Vardı, evet. Yani belli içlerindeki komutanlar hain. Emir veren, tankı yürüten, emir veren halkına üzerine ateş edin sınıfınız diyen komutan. Sınıfınız neydi? Ben levazımcıydım. Levazım. Evet, ben levazımcıydım ama bu hainlerle mücadele için crossçuydum, sporcuydum, istihbaratta da çalıştım. Bunların cinsini, cibiliyetini bilenlerdenim. 83'ten beri bunların cinsini, cibiliyetini bilenlerdeniz ve onun için bizi silahlı kuvvetlerden ayıkladılar. Korktular bizden. Mustafa abinin, Ahmet abinin bunlarla olan mücadelesini onlar biliyorlardı. Onlar kimlerin tepelerine ineceğini tahmin ediyorlardı. Çünkü biz Allah için, peygamber için, yani Kur'an'ın dersiyle, peygamberin talimiyle hareket ediyoruz. Bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yoktu ki efendim. Biz niye saklanalım? Biz namaz kılıyorduk. Hanımımızın başı örtülüydü. Biz içki içmiyorduk. Yani bundan bizim saklayacağımız bir şey yok ki, kocunacağımız bir şey yok ki. Ama onlar bizim bu hakiki duruşumuz karşısında kendi gerçekliklerini, yani kendi gölgelerini, İslamiyet bir hakikattır. Fakat bunlar o hakikatin gölgesi olmaya çalıştılar. Gölge ile hakikat aynı şey değildir. Benim gölgem belki benim silüetimi tasvir eder ama benim hakikatimi tasvir etmez. Toplamda köprünün üzerine kaç tane tank sevk etmek istiyordu bunlar? Şimdi o şeyde iki tankı oraya dönelim gene. Heyecanımı anlatma gayretimi mazur görünüz lütfen. Çünkü bunlar bizde derin yaralar bıraktı. Bu gölge kılıklı ya, psikolojik insanlar... Psikolojik bir travma evet, bu yani. Kesinlikle ben hala normal halime döndüğümü düşünemiyorum. Düşünmek, hatta şu agresif ve heyecanlı halimin kaybolmasını istemiyorum. Bu alçaklar, bu ruhunu şeytana ipotek etmiş insanlar şu memleketin üzerinde hak ettiği cezayı alıncaya kadar şu diri, şu taarruz halindeki ruhumdan sıyrılmak istemiyorum. Bunu açıkça söylüyorum. Eğer bu kusursa ben bu kusuru üzerimde görmek istiyorum. O geceye dönecek olsak o iki tank bütün halkın yalvarmalarına rağmen ikna olmadılar. Ama Cumhurbaşkanımızın konutuna doğru da hareket edemediler. Çünkü halk ve kamyonlar kapatmış. Evet. Direkt hedefleri Cumhurbaşkanımızın konutuydu. Kısıklı'daki eviydi. Önleri kapandı, otoban köprüsünü geçemediler. Onlar için ya geri dönme fırsatı vardı veyahut da sola dönüp Altunizade'ye girme. Başka yolları yoktu. Geri dönmeyi riskli gördüler. Çünkü halk artık aleyhine geliyordu ve ikna çabalarından sonra halk bunların ikna olduğunu olmadığını görünce kaldırım taşlarını söküp bunlarla taşları atmak suretiyle mücadele etmeye başladı. Hatta gözümün önünde o askerlerden bir tanesi tam kaldırım taşı sol tarafına geldi. Ondan sonra bunlar korkudan tankları ileri doğru sürerek sola döndüler. Önlerindeki küçük arabaların tamamını da ezdiler. Ben de arkalarından çıktım, sol tarafa sıkıştım ama arkadaki tank benim aracımı gazi etti, feda olsun. Sağ tarafını iz bıraktı, o iz de bize şeref olarak kalsın aracımızda. Altunizade'ye doğru hareket ettiler. O arada halk yetişemedi fakat ben arabayla onları takip etmeye başladım. Kendi arabamla. Bir yerde mutlaka yakalayacağız ümidi var içimde. Bunlar kaçmamalı. Bu alçaklar şu tanklarımızı, milletin tanklarını milletin üzerine sürememeli. Bunları bir yerde kıstırmalıyız diye ben araçla bunları takip ettim. İki tankın ortasında yürüyorum. Sol ortasında aracımla. Tam Altunizade'ye den selamsıza doğru giderken öndeki tankın altında bir insan fark ettim. Tank üzerinden geçti ama o dimdik ayağa kalktı. Elhamdülillah dedim, bu kurtuldu. O görüntülere yansıdı. Evet, o kolu ezilen mühendis kardeşim Sabri. Evet. Oymuş meğerse. Sonra ben de televizyonlarda öğrendim. Ben aracıma frene bastım. Onunla yüz yüze geldik. Yaralı olmadığını gördüm. Elhamdülillah dedim. Bu kurtardı. Fakat arkamdaki ikinci tankı ben bile unutmuşum. O aradaki giden araç sizin miydi? Evet. Aradaki Ford gri araç benim. Maalesef o arkadaki tank Sabri kardeşimin kolunu ezmiş. Cenab-ı Hak onlara da şifalar versin inşallah. Abi. O kahraman kardeşime. Ondan sonra onlar bir anda
Zeynep Kamil istikametine gidiyorlarken karar değiştirdiler. Frene basıp Selamsız'a doğru tünele girdiler. Ben onların arkasında tünele girmedim. Orada bir şey sezdim. Orada onların bir şeytanlık yapacağını sezdim. Geçtikten sonra tekrar sağa döndüm, önlerine çıkayım dedim. Aşağıda bir polis karakolu vardı. Onlara sordum, buradan iki tank geçti mi dedim. Yok dediler. Eyvah, tankları kaçırdık dedim. O hızla geri döndüm. Tekrar Kısıklı istikametine geri döndüm. Selamsız'dan gelip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne dönerken tam orada bir tankın önüne bir itfaiye kamyonu çekilmişti. Ve tank onu ezip geçmeye veya geriye doğru manevralar yapmaya çalışıyordu. Halk da yavaş yavaş tankın etrafında toplanmıştı. Hemen aracımı o tankın arkasına koydum ve üzerine atladım. Tankın üzerine atladım. Birkaç kişi vatandaşlar da vardı. Onlar da yavaş yavaş çoğaldık tankın üzerinde. İlk işim elinde silahı olan askerin, çok net de hatırlamıyorum, şarjöründen mi çektim, silahından mı çektim? Şu şarjörü çektim. Ateş edemesin dedim. Bunu aldım, cebime koydum. Ondan sonra onları ikna etmeye çalıştık. Teslim olun diye. İkna olmayınca fakat bizim de onları bırakmayacağımızı net anladılar. Bu sefer şeye kilitlediler. Tankın içerisine kilitleyip kuleyi kapattılar. Sakalımız var. O arada sakalımızdan da olsa gerek. Halka söyledik, biz eski askeriz. Bu işleri az çok anlıyoruz. Yardımcı olun da pilot da olur tam inşallah. Tam o darbe sırasında Google arama motoruna en çok tank nasıl kullanılır diye herkes tankı kullanmak için arama motoruna yüklenmiş. Yani bu şu anlama geliyor. Halkın bu direnci ve o feraset sahibi olma teknik ve yöntemi. Yani teknolojiyle, evet, sosyal medyaydı, teknolojiydi. Çok eleştirdiğimiz konu. Ha, iyiye kullanırsanız çok güzel bir nimet ama şeytanlığa kullanırsanız FETÖ gibi bir adam çıkar. Böyle bir şey olur. O manada da Google'da en çok kullanılan kelime tank nasıl kullanılır diye bir şey. Tank kullanmayı öğrenecek millet, evet. Elhamdülillah. Ondan sonra tabii bu tank bir türlü teslim olmuyor. Kanaatimce, gazı egzozu kapatıyorsunuz. Tabii egzoz tamamen normalde, kapalı. Normalde karbon monoksit, yani o tamamen kilitlemiyor mu tankı? Yani karbon monoksitin tankı kilitlemekten ziyade Mustafa abi bilmiyorum bilir mi bu konuda, daha ziyade içeri verir. Verir değil mi? Evet, tabii içeri verir. Hatta ben o askerler içeriden çıkarken bitkin bir hallerini gördüm. Ne oluyor dedim. Hepimiz bayılmak üzereyiz dedi. Tabii bu da bu karbon monoksit. Tabii hem karbon monoksit o zaman dediğim hem ısı. Ya. Tabii sıcaklık zorluğu içeride. Netice itibarıyla bu tankın teslim olmayacağı halk. Hatta yani o erlere dokunulmaması için dokunulmadığı özellikle gibi bir de sevgi gösterisi de yaptı. En büyük yani asker bizim asker sloganları. Aynen. Evet evet, inanır mısınız öyle? Onların hepsini izledim. Aynen, sizi tanımıyordum ama şahsen onların bütün detayına kadar inceledim. Evet. Bu milletin önemli olan bir cevher yapısı var. Onu, evet, gerçekten bizdeki vatan sevgisinin özeti buymuş. Yani mazlum o erlerin karşısında ne kadar işte masum olduğunun bir tesciliydi o. Yani yanlışa nasıl sürüklenir ama bir de o timsah yapı var ya, o barbar yapı var ya, FETÖizmin aşağılık unsuru dediğimiz subaylar var. İşte onlar o insanları nasıl bir ateşe sürüklediğinin de bir gerçeğiydi. Evet. O şeyi, korkuyu okuyabiliyordunuz. O acınacak durumlarını. Beni en çok üzen şuydu. Köprünün üzerinde şerefli ve izzetli o silahlı kuvvetler mensubu var ya, düştükleri durum var ya, beni bitiren andır. Hani Yunanistan'a helikopterle kaçan o alçak, yıllarca Yunanlarla biliyorsunuz bizim tarih boyunca marşlarımız vardır, silahlı kuvvetlerdir, şu var bu var, birçok şey söylüyorum, birçok efsane var. O beni o kadar üzmemiştir. O, çünkü o kaçan zihniyet aynı zihniyet, düşman zihniyeti. Evet. Kendi arkadaşına sığınmış gibi algılarım onu. Çünkü aynı alçaklıkta gördüğüm bir seviyedir. Ama köprünün üzerindeki o erlerin ve o subayların biz ne kadar vahşi, barbar ve hain bir yapıyız diye o rütbelerin, işte o silahlı kuvvetlerinin formalarının altındaki o görüntü beni bitiren görüntüdür. Bitiren bir görüntü. Çok derin şey bıraktı bana. Yüreğimizi parçaladı. Parçaladı. Evet, çok kötü. Çünkü halkına bir motora top mermisi atmak ne demek? Veya halkın içerisinde top mermisi kullanmak ne demek?
keskin nişancı koyup mermilerin nereden geldiğini tek tek insanları indiren o şerefsiz düşüncenin ne olduğunu herhalde ifade... Kelimeler yetersiz kalır hocam. Evet. Bu tebligatı onlara yapınca tabii çıkmaya başladı. Onları aldık. O üstü çıplak olanı da halka teslim ettikten sonra bir tane daha içeriden kafa göründü. Ben onun sol kolunu kavradım. Tabii o arada büyük mücadeleler veriyoruz. Yani ayağımız kayıyor, düşüyoruz. Gözlüğümüz düşüyor, yamuluyor. Alıyoruz, takıyoruz geri. Gazi gözlüğüm. Bu şerefle bunu taşıyorum tabii. Evet. O da yamuldu. Elimle düzelttim. Üzerine üniformasında apoleti olan fakat rütbesi olmayan bir şahısın kafası gözüktü. Hemen onun sol kolundan tuttum. Dizimle kule arasına sıkıştırdım onu sol. Fakat o bizim ruh halimizi, halkın tepkisini görünce korkudan... Linç edilmekten korktu. Kesinlikle linç edilmekten korktu. Çünkü ne halt ettiğini biliyor. O askerleri o kandırmış. O emir vermiş. Ondan sonra tankın içine kaçmaya çalıştı bu şahıs. Tabii sonradan sorgulama yaptım askerlerden. Bu adamın Zafer veya Fatih Özçelik olup Üsteğmen olduğu ve Samsunlu olduğunu öğrendim. Arabamda götürdüğüm askerlerden bunu öğrendim. O kaçmaya çalıştı. Tekrar tanka kendini kilitlemeye çalıştı. Fakat bütün vücudu sarkmıştı. Fakat ben onun kolunu, ya kolu kopacaktı benim dizimle kule arasında veyahut da çıkacaktı. Ama yukarıda çekemiyordum. Destek alamıyordum. Çünkü destek alamıyordum. Hareket kabiliyetim kısıtlanmıştı. Bir gence bana yardım etmesini söyledim. Sağ olsun güçlü de biri. Koltuğun altına kolunu kanca gibi takarak onu yukarı çekti. Onu da aşağıya halka teslim ettik. En sonunda iki tane, biri çavuş, biri er olmak üzere iki kişi vardı, iki er vardı. Onları çıkarttık. Aşağı indirdik. Diğerlerini polis götürmüştü ama zannedersin polislerin de araçları yoktu. Hemen aracım orada olduğu için bu iki askeri benim araca bindirdik. Oradan bir polis, sivil bir polis direksiyona geçti dedim kardeşim. Ben o şoförün, arabamı kullanan polis şoförünün arkasına geçtim. Yanına bir asker aldım. Onu da yanına bir üniformalı polis oturttum. Öne de bir tane asker gene çavuş oturtmak suretiyle. Üsküdar'daki Çevik Kuvvet'e bunları teslim etmek üzere götürdüm. Bu gördüğümüz eşyalar da çelik miğfer, iki tane hücum yeleği, tankı herhalde irtibat cihazları olan çok da anlamadım. Tankı tesisi. Kontrol etme cihazı. Evet, iç konuşma cihazı olsa gerek. Bunlar da o askerlerin o aracımla polise teslim etmeye götürdüğüm askerlerin üzerindeydi. Bu arada o askerlerin isimleri o formada var değil mi? Evet, evet. Onları bir okur musunuz? Çapa soy isimli. Çapan soy bir isimli. Kaldırın kamera görsün evet, onu Çapan isterseniz. Çapan soy isimli. Bu Gaziantep'li bir erimiz. Bu arada bu askerler de bizim önüne çıktığımız zırhlı birliklerin... Evet, sizi engellemeye çalıştınız. Evet, bizi engellemeye çalıştınız. Tugay'dan geliyorlar. Bu zırhlı sizin Tugay önünü komutanlığı. Kapattığınız Tugay'dan o önceki çıkan tanklar. Meğer Maltepe'deki, Ceviz'deki kışlada. Bu kışladan bunlar gelmişler. Burada gördüm ben de yani. Biz doğru yerdeymişiz. Onu bir kameraya gösterebilir evet, miyiz? Bu da çaka. Şöyle sabit tutalım, sabit tutalım. Arkadaşlarımız onları sabit tutsun. Zoomlasın şeyi, şu şeyi. Evet. Onu gösterelim arkadaşlar. Adı soyadı gözüküyor değil mi orada? Evet, çaka soy isimli. Hatta bunun cebinde, bu Mehmetçin cebinde şeyler de vardı. Böyle askerlik ailesinden ilgili bir görüntü tuttuğu... de var orada. Evet, bu herhalde yakını ya hanımı evet, ya evet, nişanlısı. Yani evet. Mehmetçin evet. Nesi olur cebinde yani? Mehmetçin evet. Nesi olur dediği gibi yani. Mustafa Bey'in. Orada mesela şafak böyle, şeyi var. Evet, birisinde. Evet, askerlik çetelesi, günlerinin çetelesini tuttuğu bir... Şafağa kaçmış aynen, o duruyor, arada. Evet. Evet, askerlerin şafak çizelgesi diye tabir evet, ettikleri... Meşhurdur o. Şeyleri var böyle, çetele var. Serdal Çaka diye yazıyor. Evet, burada da günlerinin daha geçen günlerde ve yani, yarılamış aşağı yukarı askerliğini. Tabii bu artık uzun bir süre askerlik yapacağı anlamına geliyor. Evet, evet. Peki. Öyle şeyler çıktı. Bunlarından bir tanesinde künyesi var. Hatta onu da çıkarttım. Yani tabii merhamet imandan geliyor. Kameraya gösterir misin? Merhamet imandan geliyor. Merhamet. Hani sabit tutarsan peki gözüküyor mu arkadaşlar? Evet. Aldı. Görüldü. Peki. Tamam.
Bunlar da onun eşyaları. Tabii bunların arasında bir de o gece giydiğim beyaz kanlı bir gömleğim var. O gömleğim ve bu eşyalarla beraber bunları Cumhurbaşkanıma teslim etmek istiyorum. İçimde geçen şey budur. Fırsat olur mu? Yani içimden ben geçen duygular budur. Ben o zaman bir konuyu dile getireyim. Biliyorsunuz bizler de askerlik yaptık. Sonuçta er veya çavuş görevlerinde bulunduk. Bir merminin kaybolması, bir kıyafetimizin kaybolması, bir miğferin kaybolması, şarjör veya diğer aksesuarların kaybolması soruşturmaya yeterli gerekçeydi. Evet. Disiplin cezasına sevk ediliyordu vesairesi. Bir de antiparantez şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim antiparantez Sabri çok önemli. Asker silahını, asker üniformasını teslim etmez. Evet. Bunlar gerçekten şerefli, onurlu Mehmetçik olsalardı ölürlerdi bunları teslim etmezlerdi. Öyle mi? Silahlarını da aldık biz bunların yani. Tankın içine koyduk. Hemen o görüntüleri gördükten evet. sonra zaten bitti. Tankın içerisine koyduk. Devletin silahı kaybolmasın. Evet. Evet. Bizim paralarımızı aldık. Bunları siz sen Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorsunuz. Evet, kanlı beyaz gömleğimle beraber. Bir anı olarak vermek istiyorsunuz. Evet. Bir daha darbelerin gömüleceği tarihi beyanla bu şeyi takip. Eğer ola ki aklından böyle bir şey geçirecek olan olursa sonucunun ne olduğunun bir bizim ölüm pahasına da olsa izzetle ölmeyi kabul edeceğimizi de bilsinler. Çok teşekkür ediyorum Asım Bey. Ahmet Coşkun, emekli binbaşı. Evet. Sınıfımız neydi komutanım? Ben topçu binbaşı olarak ayrıldım. Topçu binbaşıydınız. Evet, şimdi bu 28 Şubat'tan tutun bugüne kadar geldiğimizde tabii bu Gülenizm hareketi yani öyle bir dehşet bir planlama ki bu Gülenizm yaklaşık 45 yıldır bu halkı nasıl uyuttuğunu santimetre bile değiştirerek geldiği bir süreç oldu. Ama 45 yılda ördüğü o fitnenin bütün tezgahı bir gecede bozuldu. Bedeli ağır oldu mu oldu şüphesiz ki çok ağırdır. Bu Gülenizm'in hareketin içerisindeki fitne odağı, yapılanma, şeması, insanları harcama teknikleri onları sizden duymak istiyoruz komutanım. Tabii. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu 15 Temmuz akşamında vatan için canını çok rahat bir şekilde feda eden bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele etmesini hakeza. Evet. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ve halkımızın çok dirayetli bir şekilde biraz önce dışarıda konuşurken aynı konulara dile getirdik. Dedik ki yani insanların sanki daha önceden organize olmuş da nerede tehlike varsa oraya eşit oranda tehlikeyi bertaraf edecek şekilde yönlendirilmesi ancak ve ancak Allah'ın bir lütfudur diye düşündük ve o günlerde inşallah bertaraf edildi Cenab-ı Mevla'nın lütfu keremiyle. 97'den beri ben şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Burada 1960 ihtilali oldu. Bu vatandaş hiç tepki göstermedi. 70'te muhtıra oldu. Tepki gösterilmedi. 80 ihtilali oldu. Yine tepki gösterilmedi. 28 Şubat gibi bir garabet oldu. Müslümanlar bir sürü zulme maruz kaldı. Yine hiç tepki gösterilmedi. Ben buraya bir şer düşeyim mi? Tabii buyurun. Yıl 1960. Bingöl'ün nüfusu o zaman çok düşük bir nüfus. Yani 35 bin, 37 binlerde mi? Adnan Menderes'in idam edilmesine karşı yürüyüş yapmış Tekil. Yıl 1980. Evet. Darbe ve kışla çıkışları yapılırken öğretmeninden köylüsüne kadar bütün herkes o mavzer tüfeklerden tut şeye kadar kışlaların önüne gidip o günkü sayılı olan araçları kışlaların önüne kapatıp garnizonları ilk kapatan bir halk varmış. Demek ki Bingöl. Evet. Yıl 1982 anayasa referandumu var darbecilerin. %90 red veren Tekil. Evet. Yıl 2002 AK Parti'nin biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'ın yasaklandığı hatta muhtar bile olamayacağı söylenen ve o günkü derin devletin çok tehdit savurduğu bir süreçte %87 Türkiye rekorunu tek başına yine veren
bir il Bingöl. Şimdi bunun nedeni şu, ben özellikle Bingöl'lü olmaktan da bu açıdan iftihar ediyorum, onu da açık söyleyeyim. Hakikaten bir toplumun, hani kitap yüklü çok merkep vardır, çok okumuşsunuz adam olamamışsınız. Etilerin çocuğu, bilmem nerenin yumuşakları dediğimiz zihniyetler var ya, Taksim'in belli bir kabadayılığını yapanlar. Onlara en iyi dersin aydın bir toplum, demek ki bilinçli bir toplumdur. Bingöl'ün yaşlı insanından gencine kadar şüphesiz ki hatalıları olan vardır. Muhakkak. Ama muktedir vatan sevgisini en iyi ifade eden veya demokrasinin ne olduğunu, milletin iradesinin ne olduğunu en acı bedelleri ödeyerek hiçbir zaman boyun eğmemişler. Onun için oraya araya girmek evet. istedim. Türkiye'de hani bazıları diyor ya, bizim oyumuz çobanla bir mi olacak? Hiç okumayanla okumayanın oyu bir olur mu? O geri zekalı, gezi zekalı dediğimiz mantığa en iyi cevap budur. Demek ki okumazsanız bile dahi, çoban olsanız bile dahi, Bingöl'deki bir çoban o gezi zekalıdan ne kadar üstün olduğunun özellikle ferasetli, dirayetli sahibi olduğunu bir örneğidir. İsterseniz komutanım biz bir reklam arasına gidelim. Tabii. Ondan sonra tekrar sizden İnşallah. Devam edelim. İnşallah. Kısa bir reklam arası sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle emekli binbaşı Ahmet Coşkun Bey'in konunun başındaki bu milletteki feraset ve bilgiliğe dair konunun özetine ne kadar hakim olduğumuzun bir yapısını işlemiştik. Tekrar size dönelim, kaldığımız yerden devam edelim hocam. Tabii. Demin onu söylerken, yani bu darbeler karşısında bu milletin ne kadar sessiz ve tepkisiz kaldığından bahsetmiştik. Ben o akşam darbeyi öğrendim de doğrusu inanamamıştım. Yani nasıl her şey rayında giderken ve bu saatte bir darbe olur. Fakat zaman içerisinde bunun ciddi bir darbe girişimi olduğunu da görünce ne yapabiliriz dedik. İlk yaptığım şey arkadaşlarıma mesaj atmak oldu. Hem darbeden haberdar olmalarını olmayanların hem de Fetih Suresi okumak suretiyle önce dua kanallarının açılması, daha sonra da fert olarak ne yapabiliriz? Evimizin yanındaki komşularımızla hemen bir araya geldik. Bir 5 kişilik bir grup oluşturduk ve arabamızı atlayarak Şengelköy istikametine doğru gittik. Ancak giderken deminki söylediğim endişeleri taşıyarak gidiyordum. Yani ya biz gidiyoruz, vatan için feda olsun. Arkadaşlarıma da giderken şunu söyledim. Dedim ki eğer biz bugün bu darbe girişimine karşı ayakta durmazsak, evimizde yatarsak yarın yatacak ne ev ne de vatan buluruz. Onun için arkadaşlar gerekirse ölmek var ama bu darbecilere Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. Evet. Çıktık Çengelköy'e, oraya indiğimizde Çengelköy oradan bizi göndermek istemediler. Çünkü trafik kilitlenmiş, silah sesleri vesaire. Oradan köprüye kadar gelmeye çalıştık. Beylerbeyi'nin orada da durdurdular bizi. Oradan da geldik. Fakat köprünün oraya geldiğimde bende muazzam bir rahatlık oldu. Çünkü vatandaş eşiyle, çocuğuyla bütün oluk oluk oraya geliyor. Sanki İstanbul oraya toplanıyor. İnsanlardaki o bıkkınlık, o demokrasiye ve vatana yapılan bu ihaneti engellemek için ne yapabilirizin gayret içerisinde, canlarını feda edecek bir gayretin içerisinde gördüm ve dedim ki Allah'ın izniyle bu darbe girişim hakim kalacak ve Rabbim de öyle muvaffak etti. Bu FETÖ'cülerin silahlı kuvvetlerde veya diğer kamu kurumlarındaki yerleşmeleri, tavırları vesairesine ben yaşadığım hadiselerden bir iki örnek vermek isterim. Harp okulu son sınıftayken mezuniyetimize 6-7 ay kala bizleri topladılar ve yaklaşık 60-70 arkadaş aynı sınıftan, 4. sınıftan bir baktık hep cami cemaati, yani camiye sürekli namaz kılmaya giden arkadaşlarımız. Oraya gittiğimizde birkaç tane de farklı arkadaşı gördük. Dedim ki ya bunlar, hadi biz cami cemaatini toplamışlar ama bunları niye getirdiler? İnsanın aklına ilk gelen, acaba bunları bizim aramızda ajan diye mi getirdiler? Fakat o dönem içerisinde bizden 5 tane arkadaş atıldı ve 5 arkadaşın bir kişi hariç tamamı FETÖ'cü.
Bize sadece 15-20 gün bir sorgulama süreci geçti, tecrit edildik ama neticede bizim sadece namaz kıldığımızı tespit edilince, herhangi bir bağlantıdan veya zararlı bir bağlantıdan şüphelenilmeyince bizi yerlerimize iade ettiler, onlar atıldı dedik. Yani bunların gizli ajandası olduğunu ta o zamandan, yani 87'den itibaren, ki ben şey yapıyorum, Mustafa abi bizden çok daha eskisini, en büyük yaş olarak büyük, daha eskilerini de biliyorum. Ama biz yaşadığımız hadise 98 yılında, yani 28 Şubat'ın çok şiddetli olduğu dönemlerde Kıbrıs'ta görev yaparken, şu anda firarda olan, o zaman silahlı kuvvetler imamı olarak görev yapan bir FETÖ'cü bir vesileyle tanışmıştık. Orada beni görmek istemiş. Edirne'de görev yaptığımız onlardan birisi vardı. Beni de görmek istediğini söylediler. Gittik, evlerine gittik. Evlerinin şeylerinde balkonlarına bira şişeleri var. Evet, maalesef. Yani kendilerini gizliyorlar. Biz biliyoruz ki bunlar aldıkları talimat gereği... Hangi zaman pardon Ahmet abi? 98. Yani içkiyi çok rahat içebiliyorlar. Efendim sistem içerisinde entegre olmuş, çok rahat bir şekilde kamufle olmuş. Ve bugüne kadar gelmiş ve bugün de işte 15 Temmuz'da darbe girişimi. Bana o gün dedi ki, Ahmet Bey dedi, Hoca Efendi dedi, başörtüsünlerin dedi açılabileceği yönünde dedi bir fetva verdi. Siz de dedi yenge hanıma söyleyin, ben çünkü eşimi götürmemiştim Kıbrıs'a, çocuklarım Ankara'da idiler. Dedim ki biz dedim o işi çözdük. Nasıl çözdünüz dedi. Biz dedim eşimle mahkeme kararıyla ayrıldık. Ya dedi gerek yok ki dedi. Dedim ben dedim eşime şayet ya sen başını aç desem biz şu anda şakadan boşandık. Ama eşini o zaman, de mutan nikahıyla başkasıyla da nikahlamış mıydı? Yani bu alçakları böyle ben evet, duydukça evet. Sinir reflekslerim katsayılarım artıyor böyle. Ya bu kadar aşağılık, bu kadar şey, bütün fitne, hile yollarının tamamını kullanıp mübah evet. Görmek. Ve ben dedim eşime, desem ki sen de başını aç da biz de bu arada kamufle olalım, emekliliğe kadar iyi kötü idare edelim desem, şakadan boşanma gerçeğe döner dedim. Eşim beni cidden boşardı dedim. Evet. Yani bunlar silahlı kuvvetler içerisinde olduğu gibi devletin bütün kurumlarında, zaten o Pensilvanya'daki ismini bile zikretmekten artık hicap duyduğumuz şahsiyetsiz, bütün kılcal damarlara kadar sizin talimatını verdikten sonra yapacak hiçbir şey yoktu. Biz sadece ve sadece Allah'a olan imanımız, Resulullah'a olan muhabbetimiz de bize verilen görevi bir hakkın yerine getirmeye gayret içerisinde olduk. Elhamdülillah silahlı kuvvetlerden ayrılıncaya kadar da sicillerimizde de herhangi bir en ufak bir olumsuzluk yoktu. Sadece şüpheli ve sakıncalı personel kategorisine alındık ama... Sicil notlarımızı ben BİMER'den istediğimde bir baktım. Hepsi yani 95'in üzerinde çok yüksek, hatta bir tane 95'in var, diğerleri daha üzerindeki notlar. Ama ciddi manada mobbing uygulanmak suretiyle silahlı kuvvetlerden hakkımız, yani şu anda görev yapacak. İşte bizleri boşalttılar ki çok rahat bir şekilde... Bu girişimleri engelsiz yapabilsinler ama Allah'ın izniyle sizin bir hesabınız varsa Allah esas hesap sahibidir. Hesaplarınızı başınıza geçirir ve 15 Temmuz'da da Rabbimin lütfu keremiyle bu hesap sahibi onların hesaplarını başlarına geçirir. Ancak şunu ifade etmekte de bir şey görüyorum, fayda görüyorum. Bir taraftan bunları devre dışı bırakırken, Ergenekon ve Balyoz'dan bir şekilde içeri alınmış. Bir kısmı, evet çok cüzi miktardaki bir kısmı masum olabilir. Biz de buna inanıyoruz. Ama büyük bir bölümünün de gerçekten bu işin içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bunların da tekrar göreve döndürülmesi noktasında da şöyle bir çekincelerimizi dile getirmekte fayda görüyoruz. Şöyle bir konuyu işlemekte yarar var. Biliyorsunuz 15 Temmuz'daki darbe gecesinde ulusalcı veya Atatürkçü kanat dediğimiz silahlı kuvvetlerin içerisinde ciddi bir oran var. Evet. Sosyal medya üzerinden bana birçok kişi ulaşmıştı. Bizler bu darbeyi desteklemiyoruz diye. Çünkü benim onların içerisinde tanıdığım ciddi önemli insanlar vardı. Daha önce de birkaç tanesini programa almıştım. Bunlar bize çok büyük sıkıntı çektiren FETÖ'cü tayfadır. Bunlarla hesaplaşma zamanı. Bu süreçte onlarla kesinlikle bir olmayacağız deyip
bir nevi daha önce gizli danışıklı dövüş bir planlama yapmışlar Mustafa Bey. Darbeye destek olacaklarını söylemişler. Darbe gecesinde bunları ortada bırakmışlar. Tabii tam böyle FETÖ çok affedersiniz dediğiniz piçleri gibi ortada kalmışlar. Ama burada önemli altı çizilmesi gereken konu şu. Ben biliyorum ki Sabri Balaman olarak 2007 yılındaki hazırlanan bir darbe şeması ve muhtıra ile birlikte biliyorsunuz o süreç çok önemli. Hiç kimse de o kadar suçsuz ve günahsız değil. O günkü şartlarda da onlar da birer darbeciydi ve halen o kirli zihniyet bir yerlerde not edilmiş duruyor. Şimdi orada şunu ifade etmemiz lazım. Ahmet Bey'in dile getirdiği endişeler çok yerinde. Silahlı kuvvetler içerisinde ta İttihat Terakki'den beri gelen bir darbeci damar var. Şahinler, asıl darbenin ustası bunlardır. Bu paralel piçler, ben piç derken onu insanlara hep söylüyorum, paralel ihanet çetesi. Bunlar bu işin çırakları. Çok tehlikelidirler. İşte onun için kalkıp böyle bir darbe olmaz. Bombalarla insanlar bombalanmaz. Biz ne darbeler gördük. Genç jenerasyondan bir kardeşimi çok bekletiyoruz. Şimdi şunu diyeceğim. Evet, toparlarsınız. Bu asıl darbeci damar çok tehlikelidir. Şu anda tamam paralel temizlenecek, temizlenmesi lazım. Ama bunu temizlerken onların mevzi alması hinliğini yutarsak asıl darbe başımıza gelir. Açıkça şunu ifade etmekte yarar var. 2007'den beri tutun Ergenekon, Balyoz vesaire, Ayçiçeği, Sarı Kız, yani isim kalmadı artık. Evet, bütün şey darbe planlarının, operasyon planlarını, Sarı Kız olayı bir kulağımızın arkası kaldı. Var vesairesi. Bütün hepsini doldurdular. Ama bu çok önemli bir şey var. Gözden kaçırılıyor. Kamuoyu oluşturuldu. İşte bunların tamamı suçsuzdur vesairesi bir algı yönetimi. Ciddi de bir şey sevicilik başladı. Bu darbe sevicilikleri başladı. Bunun yanında Ergenekon'a da hoşgörüye bakalım, şuna bakalım, buna bakalım. Bunları da unutmamak gerekir. Kesinlikle. Ama kesinlikle. Mustafa Bey, gelelim bizim aslında genç gelecek ve jenerasyon. Bu millet az önce de Ahmet Bey de söyledi, Mustafa Bey de söyledi. Babanız, bence gurur duyun, iftar edin. Böyle bir babaya sahipsiniz. Ve sizler de şanslı bir nesil olarak. Evet, Adnan Medresi yedirdik, Özal yedirdik, Hatay Erbakan'ı yedirdik, birçoğunu yedirdik. Yedirmediğimiz bir Erdoğan vardı. Bu jenerasyon ve bu kuşakta sizlersiniz. Hem hukukçusunuz hem de ASLER'in, genç ASLER'in başkanısınız. Genç ASLER'in başkanı olmak, hukukçu olmak, darbede bu yaşta tanışmak, bundan sonraki süreçte darbelere özellikle üniversitelerde birçok akademik yerde iyi işlenmesi gereken konu. Çünkü biz bunu yaşadınız. Bir de bir asker oğlusunuz. Özellikle 28 Şubat'ta nasıl bir ruh hali vardı ki baban eve geldiğinde forması üzerinde yok. Baba silahlı kuvvetler dediğin peygamber hocaydı, baba Mehmetçik hocaydı, baba bu nasıl bir şeydir sizi attılar. Hem ondan özetlerini alalım da ondan sonraki darbe sürecine geçelim, sizi dinleyelim. Ömer Sefa. Öncelikle dediğiniz gibi Mustafa gibi bir babanın evladı olmaktan çok büyük gurur duyuyorum ve elhamdülillah diyorum. Ve aynı zamanda böyle abilerimizin, büyüklerimizin kardeşi olmaktan, onlarla beraber aynı meclis içerisinde bulunmaktan çok mutluyum elhamdülillah. Eyvallah. Ben 89 doğumluyum ve iki darbe gördüm maalesef. 7-8 yaşımızdaydık 97 darbesini gördüğümüzde. O zaman babamız... Aileye darbeyi gördüm. Evet, içinde yaşadık. Babamız o zaman binbaşıydı. O zaman süreç şöyle, yani babamız üniformasıyla eve geliyor. Üniformalı bir babamız var. Evimizde biz uçaklarla, tanklarla oynuyoruz. Yani silahlarla oynuyoruz. Çünkü bir gün gelecek, eğer Allah nasip ederse biz de asker olacağız veya rütbeli olacağız veya işte bu vatanın evladı olarak gerekirse bu silahları, bu tankları düşmana karşı, bu uçakları düşmana karşı kullanacağız duygularıyla büyüdük biz. Sonra dediğiniz gibi bir gün darbe oldu ve babamız artık sakallıydı, yani öyle bir şey var. Yani yıllarca sakalsız bir şekilde gördüğümüz babamız artık sakallıydı, bir şeyler değişmişti. Sürekli zaten, yani illaki babamız yaşadığı süreçleri tabii ki daha iyi biliyor ama eve geldiğinde ilk zamanlarda yani darbe öncesinde babamız eve geldiğinde üniformasıyla koşar kapıya, karşılar,
elindeki çantayı alır, içindeki abur cuburları arardık. Ama darbeye yaklaştığında artık babamız daha sinirli ve agresif olmuştu, gergin olmuştu ve biz bunu evde hissediyorduk. Yani bu huzursuzluk veriyordu. Babamızın tabii yaşadıklarını biz bilmiyoruz ama o tabii bize sirayet ediyordu. Bu süreçte bizim aklımızda hep şu vardı. Yani biz asker oluyoruz, babamız asker, tanklar yollarda. Yani 97'de de böyleydi. 98'de Sincan'da tanklar yürütüldüğünde, yani bu tanklar nereye yürüyor, kime yürüyor? Normalde bu tanklar bizim tanklarımızken millete bu tanklar niye yürüyor? Ve ondan sonraki süreçte babamız bizi hep şöyle yetiştirdi. Yani hatta bunu bana babam ilk dediğinde, oğlum bir gün tanklar yola çıkarsa önüne çıkacağız, yere yatacağız, üstüne çıkacağız ama o tankları yürütmeyeceğiz. O darbeyi yaptırmayacağız. Biz böyle büyüdük. Ve onun söylendiğinde bize, hiç unutmam, kalbimde bir korku olurdu. Ya biz tankın önüne nasıl çıkacağız ya? Tank bu yani. Adını duyunca insan böyle korkuyor. Yani bir şeyi sağlamlığını ifade etmek için tank gibi deriz yani. O kadar bizim için kalbimize korku salacak bir şeydi. Ama büyüdük ve 15 Temmuz'da ben babamlara geçtim o gün. O gün de Allah nasip etti, Rabia tişörtü giymiştim. Rabia tişörtünü giydim, babamlara geçtim. Darbe haberini aldık, Rabia tişörtüyle darbeye karşı mücadele etmeye başladık. O gün işte... Nasıl bir duyguydu? Mesela babanla birlikte işte gittiniz, müdahale ettiniz, hatta kameraya çektiniz. Evet. Orada neyin ne olduğunu çok iyi de aslında farkındasınız. Hep büyükleriniz anlatmıştır. İşte darbe şöyle bir şeydir, barbardır, şudur budur. Bakın oğlum, bu darbeler bu ülkeye çok şey kaybettirdi. O bilinç var sizde. Her şeyden önce hukukçusunuz ve okuyan bir gençsiniz. Evet. Ona baktığınızda o ruh halinizde darbeyi nasıl bertaraf edeceğim, ne geçti içinizde? Ya şöyle, zaten o gün babamızla beraber sokağa atıldığımızda yani içimizden her ne kadar bugün darbe mi olur diye düşünsek de artık dedim herhalde o gün bugün, o mücadele edilecek gün bugün. Ve babamız da hani darbeden sonra da şunu söylemiştir. Oğlum görev her zaman gelmez. Görev geldiğinde de o görevi yerine getireceksin. Yani bir daha darbe olduğunda şunu yaparım. Hani öyle yapanlar oluyor ya. Hani darbenin ilk günleri sokağa çıkmayıp hiçbir şey yapmayıp darbe geçtikten sonra artık bertaraf edildikten sonra hadi biz de varız diyenler. Onlardan olmadık. Babamızın tabii bize vermiş olduğu cesaretle. Biz yani Filistin'de izliyoruz. Yani Türkiye'nin, dünyanın birçok İslam coğrafyasında istiyoruz. Tanklara karşı mücadele eden çocuklar, gençler, sapanlarıyla, taşlarıyla mücadele eden gençler. Ve biz de o gün tanklara karşı mücadeleye gidiyoruz ama o gün işte tank köşeyi dönüp tankı gördüğümde öyle bir gittim ki, işte yakaladım sizi. Yani bir polisin suçluyu yakaladığı gibi ya da ne bileyim aradığını bulmuş birisi gibi gaza daha fazla basarak onların yanına bir an önce gitmek istedim. Ve o korku hiç yani... O içimde bir heyecan vardı. Ölüme ama gitmek bir korku böyle değil. Bir şeydir değil mi? Ben mesela 20 yaşındayken sizler komutanımızdınız o dönemlerde ama 90 yılında askerdim, 91 yılında. Ölüm nedir? Ölüm aslında çok güzel bir şeydir. Ölüme kendi vatanına kutsanmış bir şekilde adamak, hazır olmak, o görevi yapmak, o onuru ve izzeti, şerefi yaşamak çok güzel bir şeydir. Benim başımdan geçen bir operasyon durumundan bahsedeyim. Hatay Yayladağ, şu anki Teknici Karakol Komutanlığı'nın olduğu yer, Lazike, Kezap'ın o kerdağının eteklerinde Hatay'da. Evet, bir ihbar gelmişti. İhbarla ilgili terörle mücadeleden dolayı, hadi arkadaşlar gün bugündür deyip, ne kadar güzel gidiyorsun özverili, ben gideceğim, ya alacağım ya da bunu, bu canı bu millete emanet eder gideceğim diyorsun. Ve zerre kadar gözünü kırpmıyorsun. Ölümün ne kadar güzel olduğunu, ona inanarak aslında peygamberlik ocağının ne olduğunun emrini o an hissediyorsun içinde. Onu o ruh haliyle yaşamak. Ömer, bu o duygular çok yoğundur. Özellikle o heyecan, o adrenalin, o şey vatan sevgisi, evet ben de bu tarihin sahnesinde varım demek çok özel bir şeydir. Yani biz Çanakkale anılarıyla büyüdük. Yani o kitapları okuyarak büyüdük. Evet. Yani hep bahsedilir 10 metre siper mesafesi. Yani bir siperle bir siperin arası 10 metre. Ve asker çıkıyor karşı sipere koşturarak öleceğini bile bile. Öleceğini bile bile çıkıyor ve mücadelesine devam ediyor. Biz orada onu yaşadık. Tankları görüyoruz. Silahlar çekildi. Bana astsubay vurdu.
Elindeki silahıyla vurdu. Ama yani orada hiçbir şekilde bir santim geri durmadan, hatta daha fazla perçinlenerek üzerine yürüdük. Yani bu tankları, milletin tanklarını milletin yolundan çekeceksiniz diye haykırdık. Orada yani özellikle hani darbeden haberimiz yoktu ya da yapılan işin bir tatbikat olduğu söylendi şeklinde ya da IŞİD saldırısı olduğu söylendi şeklinde sürekli askerlerin ifadeleri var. Rütbelilerin de böyle bir ifadeleri oluyor. Ama orada babam özellikle bu işin bir darbe olduğunu, emir veren komutanın Ankara'da öldürüldüğünü ve yapmış olduğunuz bu işleme devam ederseniz suçlu olacaksınız, tutuklanacaksınız ve hesap vereceksiniz demesine rağmen verilen emri yapmakta hiçbir şekilde geri durmadılar. Ama Allah'a şükür biz orada şunu söyleyeyim. Orada bu mücadeleyi verirken saat 11.30'du sanıyorum. 11.30'a doğru idi. Ve ondan 6 saat sonra biz artık tankları kışlanın içine doğru kovalıyorduk. Askerleri almıştık. Onları gözaltına almasını polislere teslim etmiştik. Elhamdülillah yani çok hayırlı oldu. Darbe ismi kötü. Yaşanılacak şeyler kötü. Ama hayırlı oldu. İnşallah inlerine gireceğiz demişti Cumhurbaşkanımız. İnlerine girdik. Eskiden yani bunu nasıl yapacağız? Çünkü 60 bin kişi açığa alındı. Yani bunları nasıl tespit edeceksin? Ya da o 60 bin kişi açığa almak bir sürü protestoya işte. Çünkü halk da tam olarak belki bir kısmı buna tam inanamamıştı. Ama bugün düşmanı yapamayacağını bize yaptılar. Şunu diyebilir miyiz? Mesela babaları ve büyükler var burada. 60 bin kişi vatan haini. Bir defa herkes mahallesinde fişlendi. Kasabasında, köyünde, mahallesinde, sokağında evet. Fişlendi. Niye? Artık ben FETÖ'cü bir komşum varsa emin olun ki Allah katında ona hiç makul bakmayacağım. Evet. Bu psikolojide böyle bir yapı bundan sonra bunların üzerinde bu kimlik var. 60 bin kişi değil 200 bin kişi de olsa bu ülkede bunların harcanması gerekir. Evet. Evet. Çünkü bir milletin geleceğini ipotek altına alabiliyorsa toplumsal refleks tabii ki her şey hukuk çerçevesinde olması gerekir. Evet. Benim hayatta en çok zoruma giden, ben idama karşı mıyım? Hayır, hak edene karşı değilim kardeşim. Vatanına kurşun sıkacak kadar barbar olan aşağılık ve kendi milletini satacak, başka millete satacak kadar vatan haininin bu ülkede nefes almasına karşıyım ben kardeşim. Ben hazmedemiyorum. Bunu açık söyleyeyim. Evet, yani şunda... Bu, yani siz hukukçusunuz, bunu birçok yerlerde hani... O insan hakları beyannamesi var, şuyu var, buyu var. Ne alakası var kardeşim? Dünyanın en gelişmiş ülkelerin tamamı şu an idamı uyguluyor ya. Evet. Bana gelince çok medeni oluyorsunuz ya. Senin barbarlığında sen kaç tane terör örgütü besliyorsun Avrupa'nın göbeğinde? Yani Mısır'da darbe olduğunda darbecilerin idam yapması evet. Hak. Türkiye'de darbe olduğunda darbe karşı direnip de kazananların idam etmesi suç olarak görünüyor. Abi. Ama bugün askeri ceza kanunun içerisinde bir madde var. Şu an idam cezası kaldırıldığı için. Amerikan Özel Kuvvetler Komutanlığı bazı muhataplarımız içeride kötü şartlar altında bir takım şeyler görüşme halindeyiz demesi de bir ironik ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Kabul kim oluyorsun ya? Kabul ediyorlar işte. Ya bu darbecilerle irtibatlarının olduğunu söylüyor. İrtibat halinde. Onlar bizim arkadaşlarımız, zaten. Dostlarımız diyor. Bizim evet. İyi çocuklarımız. Onların iyi çocuk muhabbetleri var. Evet. Amerikalılar. Bizim çocuklar. İyi çocuklar. Tabii bu bir itiraftır. Evet. Yani şu an idam cezası yok. Ama biz bir genç olarak da yani hukukçu olarak da İdam cezasının gelmesini ve darbe yapanların askeriyede, kışlada kurşuna dizilmesini talep ediyoruz. Yani talep ediyorum, halk olarak talep ediyoruz. İnşallah bugünlerde, o günleri de görmeyi Allah bize nasip eder. Hiçbir şekilde Allah'ın izniyle bir daha darbe yapamayacaklarını biz gençler ve millet olarak göstermiş olduk. Onlar tatbikat yapacağız diye kandırıp üst yola çıkardılar. Biz tatbikatımızı yaptık. Bir daha çıkarlarsa Allah'ın izniyle daha güçlü. Bağışıklığımız daha... gençler olarak güçlüyüz değil mi? Evet, Allah'ın izniyle. Darbeleri bertaraf edecek kadar bir yapımız var, direnç yapımız var. Yani biz bunu gördük. Biz Çanakkale ruhuyla büyüyen bir gençtiyiz. Ama onun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela selaların biz sadece Cuma'ya ve
Cuma'nın ve ölümün habercisi olduğunu bilirdik. Ama bugün ben Sela okunduğunda artık içimde farklı bir heyecan oluyor benim. Yani çünkü o gece, o direniş, o mücadele Allah'ın izniyle çok çok daha güzel bir gençlik yetişecek. Biz hep bunu söylerdik. Ya bu gençlik bir gün darbe olursa ya da bir gün savaş olunca ne yapar? Elinde telefonlar. Yani artık uçmuşlar batı tarafından işte akıllarıyla oynanmış falan. Böyle düşünüyorduk, böyle görüyorduk yani kendimizi evet. ve çevremizi. Ama öyle olmadığını ve tankların önünde nasıl durduklarını görmüş olduk. Millet olarak görmüş olduk. Elhamdülillah. Hocam bir iki cümle alalım. Ahmet Bey. Allah tabii ki bir daha ne milletimizi ne de hiçbir milleti, özellikle de ümmeti bu tür şeylerle karşı karşıya bırakmasın. Burada şunu ifade etmekte son noktayı koyarken şunu ifade etmekte fayda görüyorum. Adalet herkese lazım. Adaletin dışına kesinlikle çıkılmaması lazım. İdam noktasında ben de hem Mustafa abi gibi hem de kardeşlerimiz gibi aynı noktadayım. Eğer insan hakkından bahsedeceksek sokaklarda hiç sebepsiz yere elinde bir tabancası taşı dahi olmayan, sadece elinde Türk bayrağıyla tanklara karşı koyan ve şehit edilen o insanların haklarını nereye koymamız gerekecek? Onu değerlendirmek lazım. Ve bu tutuklanan darbecilerin davalarının çok ivedi bir şekilde neticelenmesini istiyoruz. Balyoz ve Ergenekon olaylarında olduğu gibi zamana yayıp sulandırılıp işin suyunun çıkarılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah Rabbim bu millete dediğim gibi bu feraseti verdi. Rabbim inşallah bir daha böyle hadiselerle Amin. Karşılaşmayız. Amin. Evet Asım Hocam sizden de bir iki kelime alalım. Programımızın sonuna geldik hemen. İnşallah. Şimdi iki ikaz var bana. Onu müsaade ederseniz. Çok hızlı hemen hocam. Hemen hızlı evet. Hukukçu Asubay Mesut diyor ki İç Hizmet Kanunu 99. maddesine göre hangi emrin uygulanıp ve uygulanmayacağını diyor askerler bilmelidir diyor. Onun için ateş eden askerler de kanun karşısında yargılanmalıdır diyor. Gene Milli Eğitim Bakanı Dinçer Ateş diyor ki hala bu alçaklar ortalıkta dolaşıyor. Bunların da bir an evvel yakalanması gerektiğini ve içeri alınması gerektiğini diye Dinçer Ateş Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ikaz ediyor. Dolaşıyor dedikleri? Ortalıktalar, dışarıdalar. Bu darbeci askerler yani darbeci askerler de isim de veriyor. Zihniyet diyor rahat rahat olur. Evet evet hayır. Listede ismi olduğu halde tutuklanmayan. Hukukçu Mesut Asubay isim vererek asker, rütbeli askerlerden isim de veriyor. Bu isimler hala diyor silahlı kuvvetler içerisinde dolaşıyor. İsimleri de diyor şu. Bu arada kamuoyuna biz buradan duyuralım. Biliyorsunuz ihbar hattı var. İhbar hattı içerisinde evet, mutlaka ilgili mercilere bildirilmesi zorunludur diye düşünüyorum. O arkadaşlarımız da sicil numaralarını biliyorlarsa mutlaka evet, bildirsinler. Evet. Hatta şöyle diyelim. Size geleceğim hocam. İsterseniz tamam. Hemen bağlasın. Şöyle bağlayayım. Halkımız şunu bilmesi lazım. Aç canavara karşı sevgi beslemek onun merhametini dile getirmez. Onun gözünde sevimli duruma düşmek gibi bir şeydir. Hatta onun iştahasını açar, seni parçalar, dişinin ve tırnağının kirasını da ister. Evet. Onun için bu alçaklara karşı merhamet ve sevgi beslemeyeceğiz. Onların gereken cezayı görmeleri için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Evet. Burada da izleyicilerimize tekrar bildirelim. İhbar hattı alo 140'a bildirdiğiniz takdirde devletin ilgili kurumları ve birimleri gerekli olanı yapar. Mustafa Bey bir dakikayla hemen cümleleri evet. toparlayalım. Vallahi çok söyleyeceğim var ama bunlar hepsi de önemli. Şunu söyleyeyim. Bu darbe FETÖ piçlerinin, ETÖ yandaşlarının, NATO öyle söyleyeyim. NATO. O var sonunda. Evet, NATO ve PKK şer cephesinin müşterek hepsi içinde olduğu bir ittifak ettikleri operasyondur ve bu darbenin arkasında Amerika vardır. Batılı evet. işbirlikçileri vardır. Bu konuda Türkiye diplomasisinin etkin bir şekilde gereken şeyi geliştireceğine ben inanıyorum. Bu konuda tepkiler mutlaka alınacaktır. Ayrıca oradan 28 Şubat sürecinde daha sonra 10 bine yakın insan atıldı bizim gibi. Bizim içimizdeki FETÖ'cü sayısı çok azdır. Evet. Bunu da bilinmesini istiyorum. Biz bu süreçte işte şu anda bir kısım var arkadaşlarımız. ASDER, oradan atılan askerlerin kurduğu Adalet Savunanlar Derneği 20 yıldır ordu içindeyken biz onlara karşı içeride mücadele ettik. Atıldık, ayrıldık, dışarıda mücadelemizi organize olarak devam ettirdik. Halkımızın
vesayet sistemine karşı, milli iradeye karşı yapılan bu tür oluşumlara karşı mücadelesinin bilinçlenmesi yolunda mücadelemizi hiç kesinsiz devam ettirdik. Ve o gece, bunu buradan söylememizde fayda var, ASDER darbe önleme planını biz yürürlüğe o gece soktuk. Burada ilan ediyoruz. Eğer böyle bir şey tevessül ederlerse, önleme değil, bir dahaki uyguladığımız plan ASDER'in darbe önleme ve taarruz planı olacak. Bunu da buradan, yani hala o aymazlığı devam ederlerse sonlarında çok daha kötü olacağını burada ilan ediyorum. Evet, şimdi biz her türlü göreve hazırız. Onların bir tuzağı varsa Allah'ın da bir tuzağı vardır. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Enfal suresi 30. ayet. Bunun tecellisini gördük. Bu arada tabii silahlı kuvvetler içerisinde bir travma. Biz de yaşıyoruz ve hala o travmayı atamadık. Ama şu anda silahlı kuvvetler tamamen bizim ordumuz. Ordusuz millet olmaz. Bu ordu düşmana karşı kullanacak. Ben bugün bu ülkenin düşmanı olsam şu anda saldırırım. Bu nedenle bizim olan darbeci unsurları kenara koyacağız. Onların hesabını göreceğiz. Ancak bizim olan ordunun Genelkurmay Başkanı'ndan ta alttaki en ufak erine kadar bizimdir, kucaklayacağız. Şu an onlar da çok derin travma içerisinde. Bu nefret onlara yönelmemesi lazım. Bu konuda tedbirler alınması lazım. Psikolojik anlamda bunun da çözümü gerekiyor. Evet. Ayrıca bu FETÖ piçleri Müslüman değildir. Bunu ve İslam'a vurulan en büyük şeydir bu. Burada İslam'ın zan altında kalması için böyle bir operasyon yapılmıştır. Bu derin bir operasyondur. Bunlar münafıklardır. Münafıklar da İslam'a göre, Kur'an'ın tarifine göre en alt seviyede, belhumada seviyesinde olan ve en tehlikeli insan grubudur. Münafıklar. Evet. Bunlar münafıklardır. Bir de ben buradan halkımıza sesleniyorum. Kendi akrabalarından, kendi babası, kendi oğlu, kendi kardeşi, FETÖ'cü ise vatan için, Allah için bunları ihbar etsinler. Evet. En iyi onlar biliyorlar bunları. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bizleri yalnız bırakmadığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Dört önemli konuyu dinledik. Bu bir projeydi diyenlere şu cevap olması gerekir. Gavurun ekmeğini yiyenler gavurun kılıcını sallarlar. Aynen. Bunu unutmamak gerekir. Yurt dışında durup veya ülke içerisinde bulup bu vatan ihaneti içerisinde olanlara en iyi cevap budur. Özellikle yurt dışında algı yönetimi üzerinde çok aktif bir pozisyon var. Bu bir Erdoğan projesiydi diyen o ahmaklara herhalde bu milletin en güzel cevabı oldu diye. Efendim, bir başka Akit Güncel'de buluşmak üzere hayırlı günler diliyorum.